Merhaba arkadaşlar, bugün ROM nedir, çeşitleri nedir ve nasıl yüklenir bunları göstereceğim. Arkadaşlar ROM öncelikle ikiye ayrılıyor. Custom ROM ile Stock ROM olmak üzere. Custom ROM özel anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bazı geliştiricilerin yaptığı ROM'ları telefonunuza yüklüyorsunuz. Bunun telefonunuzu garanti dışı bırakıyor. Ama bazı yararları var. Gerçekten telefonunuzu hızlandırabiliyor. Bataryasını daha iyi seviyeye çıkarabiliyor. Yani pil ömrünü arttırabiliyor. Şunu da söyleyeyim. Custom ROM'la telefonunuzun Android sürümünü yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 6.0 Android sürümünüz varsa Android işte 8.0 yapabilirsiniz. Şu anda en güncel sürüm bu. Nasıl yapabileceğinizi birazdan göstereceğim. Ondan önce stock ROM nedir? Bunu da bir belirteyim. Arkadaşlar stock ROM Android telefonunuzu şu ayarlar bölümünden buradan sıfırla var. Böyle sıfırla diye aradığımızda telefonu fabrika ayarlarına döndür diye bir seçenek var. Bu seçeneğin daha üst bir sürümü, yani telefonunuzu ilk aldığınız haldeki gibi yapabiliyorsunuz. İşte ilk aldığınızda telefon dilini ayarlarsınız, Google hesapları falan. Telefonu yeni almış gibi oluyor. Tabii ki de bazı yararları var. Daha hızlanır yani telefon. Custom ROM attıktan sonra mesela beğenmediniz diyelim. Telefonun eski haline getirmek istiyorsunuz. Bu noktada da stock ROM atarsanız telefon eski haline gelecektir. Yani bu iki şeyi açıklayayım dedim arkadaşlar. Şimdi gelelim bunları nasıl yapabileceğinize. Evet, tarayıcıyı açtıktan sonra kendi telefonunuzun ismini yazacaksınız. Yanına direkt ROM yazacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir inelim. Yani buradan birkaç tane sayfadan kendiniz bakabilirsiniz. Sırayla ROM'ları gösteriyor. Android 8.1 Oreo. Başka bir işletim sisteminde bir tane ROM varmış burada. Detaylarına bakabilirsiniz eğer hoşunuza giderse. Yani istediğinizi yükleyebilirsiniz. Burada yine değişik bir ROM var. Ya bunları yine YouTube'a falan yazarak görünümü nasıl, işte bunları araştırabilirsiniz. Burada sırayla gösteriyor arkadaşlar. Bonus Samsung Galaxy S7H için 9.0, yani geliştirici sürümünün ROM'u varmış. Bu da gayet güzel. Şöyle bir çıkıyorum buradan. Evet, bu sefer de yani kendi telefonunuz diyelim. S6, S5, hep S serisinden gitmeyelim. Mesela A5 diyelim. Herhangi bir telefonun görünümünü olsun, ayarlarını falan, ona ulaşmak istiyorsunuz diyelim arkadaşlar. Kendi telefonunuzun yanına o telefonu yazın. Yanına da ROM yazın, direkt çıkıyor. Evet, açtım, aşağıya doğru iniyorum. Ya burada nasıl yükleyebileceğinizi de gösteriyor. İşte şu modeller için destekleniyor diyor. Aşağıya doğru iniyorum. Burada kendiniz de bakabilirsiniz. Şurada şey yazıyor. OM kilidi açma. Bunu da göstereceğim şimdi. Bu kilidi açtıktan sonra ROM'u yükleyebileceksiniz. Ya ROM'u yüklemeyi detaylı göstermeyeceğim. Kendi telefonumda uygulamayacağım. Ya birçok site var. İşte kendi telefonunuzu yazıp yanına ROM yazdığınız anda sizi nasıl yükleyebileceğinizi gösteren birçok site var arkadaşlar. Bugün daha çok nedir ne değildir diye ondan bahsetmek istedim. Telefon hakkında'ya tıklıyoruz. Burada yazılım bilgileri. Yapım numarası. Yapım numarasını arkadaşlar böyle 6-7 defa bastığınızda telefonda geliştirici seçenekleri açılacaktır aşağı tarafta. Ona giriyoruz, buradan aşağıya inip OM ile kilit açma diyor. Bu özelliğe izin veriyoruz arkadaşlar. Geçerli pini girin diyor. Telefondaki pini giriyorsunuz. Bu özellik açılıyor. Orta, yani home tuşu, güç açma tuşu, bir de ses kısma tuşuydu sanırım. Siz denersiniz, ses açma da olabilir. Bunlara telefonunuzu ilk önce kapatıyorsunuz. Sonra bu dediğim tuşları anında basıyorsunuz. Yani üçünü aynı anda basıyorsunuz. Yani karşınıza bir menü çıkacak. Şu an fotoğrafını da koyuyorumdur ekrana. O menüde arkadaşlar ses açmayla kısma tuşlarından ayarları yapabiliyorsunuz. Özetleyecek olursak arkadaşlar, tarayıcıyı açın. Kendi telefonunuzun ismini ve hangi ROM'a sahip olmak istediğinizi yazın. Oradan direkt dosyayı indireceksiniz. Benim şu anda ekranda gösterdiğim gibi 3 tane tuşa bastıktan sonra kendiniz kurulumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum, öyle aniden girip de hemen yapmaya kalkışmayın. Gerçekten riskli bir işlem. Telefonunuz çöp olabilir. Telefonunuz kullanılmaz hale gelebilir. Bunu bayağı bir araştırın, videolarını izleyin.
Ondan sonra yapın arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Önemli bir uyarı. Root gerektiriyor. Evet, root telefonunuzda olması gerektiriyor. Hemen kartlar bölümüne bir tane video koydum. Oradan da nasıl root yapabileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yani tam detaylı gösteremedim. Çünkü kendi telefonumda uygulamayacağım. Eğer öyle bir durum olursa onun da videosunu çekerim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İsterseniz aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.